Yasin getirtelim ha? Hepsi çok güzeller. Gonca Hatun. Gel gel. Gel. Hazal Hatun. Ne edersin Hazal Hatun? Hele bir dur. Bak. Bala Hatun pek güzel kumaşlar almış. Belli pek el aç. Öyledir. Öyledir Hazal Hatun. Maşallah anam hep öyleydi. Ama temkinli olmak gerek. Bir beladır geldi başımıza. Bala ana, izin olursa ben bir Gonca ile konuşmak isterim. Sen bilirsin kızım. Ama acısı çok derin, anlarım. Çok da taze. Halını onay orasına. Merak etmeyin. Kısmet, bacılar. Siz de Holofilan'ın çadırına kumaşları götürün, haydi. Beyim. Beyim. Söğüt'ten haber vardır. Ayrıl Oğuz. Kötü bir hal mi var? Rumlar gizlice bir evde toplanırmış. Ne dayı toplanmışlar? Himayemiz olan Rumların önde gelenler beyim. Neden toplanırlar bilmeyiz. Ama Aykırı Çavuş hallerinden şüphelenirmiş. Belli ki bir şeyler döner. Hele bir gidip yerlerine görelim. Bakalım ne devi toplamışlar. Atımı hazır etsinler. Buyurun Nur Bey. Orhan Bey. Ben de gelmek isterim. Şimdi elimizi taşın altına koymayacağız da ne zaman koyacağız? Vazifeye ben de talibim Orhan Bey. Eyvallah. Haydi gelin. Gonca Hatun. Gonca Hatun. Ey görünmezsin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, iyiyim. İyi olacağım. Sağ olasın Begüm Hatun. Gonca. Konuşalım mı biraz? Holofer'e git. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Gonca yapma ne olursun. Ben bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum hain olduğunu. Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. Belli ki ailevi mesele. Yok. Kalasın Begüm Hatun. Olanlar herkesin malumu. Diyeceklerini sen de işit. Ve çıkar ki. Holofira evladımın sebebi oldu. Baksana. Şimdi de toy kurar. Ne olursun böyle söyle. Sen benim kardeşimsin. Hem ben duyduğumdan beridir. Ne? Sen duyduğundan beri ne? Çok mu üzüldün Holofira? Ha? Hele bir de çok mu üzüldün? Bak şu dediğin doğru. Sen benim bacımdın. Kardeşimdin benim. Evladımın katiliyle aynı sofraya oturttun. Ondandır benim acım hiç dinmez. Öfkem hiç azalmaz. Seni gördükçe acım daha da artar. Sen neyi anlamazsın Holofira? Öldür o zaman. Dindir acını.
düşmanım olaydın, tek bir an beklemez, alırdım canını. Ama sen benim bacımdın ya Holafira, kardeşimdin ya benim. Ben o gün sade evladımı değil, seni de toprağa koydum. Bunu sakın unutmayasın. Dula bak. Seçimini yaptın demek ha? İyi. Holafira hatunuzum. Üzülme sen. Hiç üzülme. Senin bu suçun yok. Ben kendim için üzülmüyorum Azal Hatun. Gonca'nın canı çok yanıyor. Ben onu üzülüyorum. E canı yanar yanar ama senin en mutlu gününü de zehreder. Olmaz böyle. Haydi üzülme. Haydi teyzeler seni bekler. Yayan devam edin. Bayan Bey bizi bekler. Bakalım onun hudutlarında vaziyet ne? Haydi atlar. Durun. Kimsiniz? Nereye gidersiniz? Hele çekilesin önümüzde. Sen bizimle baş edemezsin. Alpler! Şimdi baş edebilirim. Son kez sorarım. Kimsiniz? Alplar! Bayhan Bey bu. Destur! Karşındaki Osman Bey'dir. Var olasınız. Var olasınız yiğitler. Bize de böyle vazifesine, nöbetine dört elle sarılan yiğitler lazım. Var olasınız. Bu cengaverleri yurdun dört yanına yerleştirmek gerek. Bayhan Bey. Neyim? Sen de var olasın. Eğitimlerini iyi vermiş. Vazifelerini layığıyla yaparlar. Biz vazifemizin gereğini yaparız beyim. Eyvallah. Hem de sırada Karadin var. Begüm Hatun'un, Begüm Hatun'un hudutlarını şöyle bir denetleyelim bakalım. Keşke o elbayı hiç vermeyeydim sana. O gün bugündür uykularım haram oldu. Senin bir suçun yok Begüm Hatun. Suçlular belli ama kimse görmez. Görmek istemiyorum.